Alın terinden herkese merhabalar efendim. Konta ve ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu güzel bölümde yine çok güzel bir yere getirdim sizleri. Efendim bugün Emel Hanım'ın evine, bahçesine misafir olacağız ve haliyle hepimiz bir taraftan özellikle hanımefendiler kışlık hazırlıkları yapmaya başladılar bile. Belki de birçoğumuz bitirdik. Efendim çok güzel bir sos yapımıyla ve tabii ki turşu, ama hiç belki de birçoğumuzun görmediği bir yöntemle turşu kurumuyla karşınızda olacağız sevgili izleyenlerimiz. Bu alandaki çalışmalarımız nasıl olacak bizler de merak ediyoruz. Alın teri tüm güzelliğiyle başlıyor. Ya şimdi böyle bahçeleri çok seviyorum. Doğayı çok seviyoruz bir kere. Hani bu kampçıları ben bir zamanlar hiç anlayamamıştım. Hiç kampa gittim mi diye sorarsanız hiç gitmedim sevgili izleyenlerimiz. Ama bir gün denemek istiyorum artık. Doğayı hepimiz seviyoruz ama işte böcü börtü olunca çok fazla o alanlarda yatılı kalamayabiliyoruz. Ama bahçeler çok güzel gerçekten de, bize nefes aldırıyor. Hele ki bakımsa, bakımlıysa daha da güzel oluyor. Bir de salıncağımız varsa tamamdır diyoruz ya. Eşimiz, dostumuz yanımızdaysa iki güzel sohbet, bir fincan kahvemiz, bir bardak çayımız, ne bulduysak yeriz efendim. Güzel de keyifli vakitler geçiririz. Bu bölüm yine her zamanki gibi çok güzel olacak, bunu biliyoruz. Ve artık ne yapıyoruz? Çalışma alanına doğru ilerliyoruz. Bahçemiz çok güzel. Emel Hanım'ı şöyle yakından tanıyalım istiyoruz efendim. Aslında çok yetenekli. Bir kere mutfakta gerçekten el becerisinin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan el sanatlarıyla ilgileniyor. Çok güzel işlere imza atıyor. Her yönünü konuşalım istiyoruz. Yapmış olduğu çalışmaları, ama bu bahçede nasıl vakit geçirdi yazın ben çok merak ediyorum. Emel'cim merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Öncelikle bahçeni, evinin kapılarını bize açtığın için teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyorum. Bugün ellerinden... Çok evet. Güzel. Belki birçoğumuz biliyoruz, tamam, farklı farklı, ama el lezzetleri değişiyor tabii ki. Farklı yöntemlerle yapanlar olabilir soslarımızı. Güzel bir sos yapımı yapacağız. Evet. Bir taraftan da ne yapacağız? Senin çok özel bir turşun varmış. Onun nasıl kurulduğunu hep birlikte göreceğiz. Domates turşusu kuracağız beraber. Bir taraftan da ne yapacağız? Yemek mi pişireceğiz? Evet. Ocakta toprak tencerede bulgur pilavı yapacağız. Oo, şahane de bulgur pilavı pişireceğiz sevgili izleyenlerimiz. Evet. Ama seni biraz yakından tanıyalım mı? Tabii ki. 43 yaşındayım, evliyim, iki tane çocuğum Allah var. Allah bağışlasın. Ev hanımıyım. Yani kurslara gidiyorum, öyle vakit geçiriyorum, çocuklarımla vakit geçiriyorum. Harikasın. Hafta sonları bahçeye geliyoruz, oğlumun hayvanları var. Neler var peki burada? Tavukları var, bir sürü tavuğu var. İki tane tavşanı var, köpeğimiz var. Köpek çok güzel, biraz çok hareketli. Evet. Sen hayvanlardan korkuyorsun, seviyor mu? Bu da ben gibi uzaktan yalnız. Şimdi uzaktan. Bir kere eşinin veteriner hekim olmasının vermiş olduğu bir özellik olsa gerek diyorum. Hayvan sevgisi ya da ilgisi daha fazla sanırım çocuklarımızda. Kemal çok. Abiye de buradan selam olsun diyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Belki kendini de buraya davet ederiz. Ne bileyim yani, birazcık bize bu alanda bilgi verebilir mi diye. Gelmek isterse çağırabiliriz. Diyor, tamam diyor. Şahin tamam diyor. Kemal abi hayır diyor yalnız. Bize arka planda eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarımız var. Kemal abimiz var, Betüş'ümüz var efendim. Şahin kamera başında, teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi biz çalışma alanımıza doğru ilerleyelim mi? Evet. Yavaş yavaş işe başlayalım. Bahçe kamerasında. Önlüklerimizi takalım ve iş başı diyoruz efendim. Buyurun. Evet. Evet sevgili izleyenlerimiz, çalışmalarımız tüm güzelliğiyle başladı bence. Hızıyla diyelim efendim. Kemal abi kaçtı ya. Vallahi konuşturamayacağım galiba. Şahin yakalıyor, ben yakalayamıyorum yalnız. Böyle bir durum oldu. Şimdi masamızı o kadar güzel donatmış ki. Önce sosla başlayacağız. Evet. Onun birazcık işi uzun olduğu için değil mi Emel'cim? Neler var, nasıl yapıyoruz sosu? Bir anlatalım mı malzemelerimizi, şöyle domatesler? Tabii tabii. Önce malzemelerimizi söyleyelim. Bursa domatesi deniyor buna, fazla sulu olmadığı için. Acı özellikle sosla. Bursa domatesi mi olması gerekiyor? Yani sulu olmaması gerekiyor. O yüzden Bursa domatesi kullanıyoruz. Tamam. Ben 5 kilo kadar domates aldım. Kapya biber aldım. O da 5 kilo kadar. Tamam. Acı biberi ben acı sosta içinde yeşillikten pek hoşlanmadığım için kırmızı acı biber kullanırım. Yani bak, böyle yapanlar da varmış sosu, kırmızı olması gerekiyor. Ha. Ben öyle seviyorum.
Çok mu acı peki oluyor? Çok acı. Yarım kilo kadar aldım ama bir avuç ayıkladım. Hepsi çok acı olabilir. Ay, çok acı sevenler hepsini evet. kullanabilirler yani efendim. Evet. Bizim evde eşim fazla acı sevmediği için fazla acı yapmamaya gayret ediyorum ben. Midelere dokunuyor. Evet, bir taraftan faydası da var evet. aslında ama sarımsağımız sarımsak var. Sarımsak ayıkladım. Hı hı. Buna yani bir avuç veya iki avuç kadar yani ne kadar koyacaksak ona göre. Tamam. Onu koyacağız. Maydanoz. Maydanozu şeye turşumuza. Turşuya. Evet. Tamam, karıştırmayayım. Şimdi aslında Emel birçok malzemeyi doğramış ama tabii bununla da kalmayacak. Sos evet. yapanlar mutlaka bilirler. Yazı ben çok seviyorum ama bir tarafta yazın iş zamanı oluyor ya. Hasat zamanı, efendim tarla çalışmaları, bahçe çalışmaları, kış hazırlıkları, iş bitmiyor gerçekten yazın. Ama bir taraftan da keyifli, bazen evde çıldırma noktasına gelenler oluyor evet. mudur? Yaşıyor musun bunu? Maalesef. Yaşıyoruz ara ara. Diyorsunuz ki artık bir bitsin ne olur diyorsunuz. Ama daha bismillah yeni başlıyoruz birçoğumuz. Çok güzel bir sos yapacağız. Herkes kendi damak zevkine göre mutlaka hazırlıyor. Emel, tabii, tabii. ben yeşillik sevmiyorum dedi. Ben çok yeşillikli seviyorum mesela. Nasıl seviyorsanız ona göre hazırlayalım. Tabii. Yani... Püf noktalarını tabii Emel'den evet. öğreneceğiz. Burada bir de bamyamız var. Bunun turşusunu mu kuracağız bu arada? Evet. Turşu bugün karışık turşu yapmamaya karar verdim. Tamam. Kornişon turşusu yapacağız. Bamya turşusu yapacağız. Farklılık de... olması açısından. Bir de çok farklı bir turşumuz var. Ben bunu bir komşumdan öğrendim Emine abla, ona da çok selam ileteyim. Evet. Domates turşusu kuracağız ama hiçbir şekilde içerisine su, sirke hiçbir şekilde koymayacağız. Kullanmayacağız, tamam. Evet. Ama böyle nasıl olacak peki? Turşu oldukça kendi kendine sulanıyor ve çok güzel, gerçekten çok lezzetli bir turşu oluyor. Ay, hani insan yemelere doymuyor gibi bir şey. Şimdi asıl güzelliği ne? Herkesin böyle bir şansı yok tabii ki. Bahçeniz varsa... Evet. Ya da konu komşunuzun bahçesi varsa, size de buyurun efendim sosunuzu kaynatın, konserveleri yapın diyorsa çok şanslısınız. Odun ateşinde yapılan soslar, konservelerin lezzeti daha güzel oluyor. Biz bugün tabii ki odun ateşinde yapacağız. Odun ateşi ocağı kim yakacak görevini üstlenecek diye düşünüyorum. Kemal abi. Evet. Gözüm direkt karşıda sen varsın ve gözüm sana ilişti. O yüzden ocağımızı yakmanı rica edeceğiz senden efendim. Teşekkür ediyoruz. Ben doğramaya başlayayım mı şimdi domateslerimi? İstersen ben doğrayayım. Sen robotla çekmeye başla. Tamam, o zaman öyle bunu yapalım. Sana veriyorum. Tamam. Ben de bunları robotumuza tamam. atacağım değil mi sırayla? Ben sana bunu getireyim. Şöyle. Önce robotumu dur, ben sana. Ha, dur tamam. dilinden anladım. Şimdi bunu bu böyle duruyor. Maksimumda sadece buna basıyorum. Ya ona ya da buna, hangisi? Tamam. Yani buna bastığın zaman eline tutman gerekecek. Buna bastığın zaman zaten kendi kendine çekecek. Otomatiğe alalım ya, olmaz mı? Hızlı bir şekilde tamam. halledelim. O zaman ben de domatesleri... Efendim Emel bir taraftan tamam. domatesleri doğramaya başlıyor. Ben de bu domateslerimizi, kıyılan domateslerimizi rondodan çekmeye başlayacağım. Ve harika bir sos olacak inşallah. Birazcık zaman alıyor tabii bu çalışmalar. Değil mi? Emel, başka var mı sos tarifin farklı böyle? Ya, patlıcanlı havuçlu bir sos tarifim var. Aa. O patlıcanları söylüyorum. Sonra kapya biberleri söylüyorum. Sonra onları ayıklıyorum. Ocakta da kuru soğanları robota çektiriyorum. Zeytinyağında. Ocakta ilk önce onları bir çeviriyorum. Sonra biraz sarımsak, onları çeviriyorum. Sonra havuç. Havuçları şeyde robotta çekip onları da çevirdikten sonra daha önceden közlediğim patlıcanlı kapya biberi koyuyorum. Harikasın. Çok farklı, çok lezzetli bir sos oluyor. Yani acı sos gibi değil de daha çok kahvaltıda yemelik. Bir şey söyleyeceğim, makineyi çalıştıramadım ben. Neden? Nazar ettim yeminle. Kapağını kapatmamışım. Tersinden kapatmışım. Deminden beri diyorum ki sesi çalıştırdım. Makineyi çalıştıramadım. Evet. Bugün biraz yeme içme çalışmaları yapıyoruz efendim. Bence bu yeterli gibi geliyor. İyice kabukları da ezilsin değil mi? Yok, iyice ezilsin. Tamam. Daha biraz daha çekelim o halde. Domatesleri çekmeye başladık. Emel, bu oldu bence. Tersinden kapatırsan olacağı o. Şimdi bunu şuraya alayım. Çıkarıyorum ben bunu. Çıkaralım. İstersen şunu şuraya bırakalım mı? Bırakalım. Tamam. Şimdi çektiklerimizi... Hah, leğenimize, oradan da tabii ki tenceremize aktaracağız efendim evet. bu domateslerimizi. Ben yine şu bıçağımızı yerleştiriyorum. Tamam. Evet.
herkes eskiden nasıl yapılıyordu acaba robotlar yokken diye? Hiç bu denk geldi mi? Et çekme makineleri var ya. Onlar da yapılıyordu onlar değil da mi? Onlar da yapılıyordu. Ama daha yani çok uğraştırıyordu. Her şey kolaylık. Her şey kolaylaştı ama bu bile artık bizi yoruyor sanki çalışanlar için özellikle. Çok da doldurmayalım. Sonra evet. Kapağını kapatamıyorum ben. Dışına bu taraftan. Dur şöyle. Emel'cim dur yapacağım ben onu. Sen tamam. Hiç merak etme. Diyorum ki çalışmıyor. Kapatmasan çalışmaz tabii. Evet. Ateşimiz bir taraftan yandı. Harika. Şimdi domatesleri bitirdikten sonra biberleri çekmeye başlayacağız tabii ki. Şey de yapabiliriz aslında. Biberleri domates atalım mı? Domates çekerken mesela içine birkaç tane biber atıp daha kolay parçalanması için ben öyle yapıyorum. Hadi koyalım o halde. Birkaç tane koyayım mı? Birkaç tane koyabilirsin. Yani biberler daha iyi karışmış. Özlesin diye. Tamam. Şöyle biberlerimi ilave ettim. Şuradan makinamı tekrar kapatıyorum. Evet. Yine kapatamadım. Evet. Biberlerimizden birkaç tane koydum. Domatesle birlikte özleşmesi için diyemedim, özleşsin diye karıştırmaya devam ediyoruz. Önce bütün malzemeleri çekeceğiz. Sonrasında tencerede artık kaynatmaya başlayacağız. Gerekli olan soslarında neler varsa sirkemizi, tuzumuzu efendim tabii ayarlamasını yapacağız onların da. Şimdi ben bunu da çektim. Kendimi yemek programı yapar gibi hissettim bu arada. Evet, Kemal abimize teşekkür ediyoruz. Ateşi bize yaktığı için efendim. Hemen şunu döküyorum ben buraya. Evet, kaldığım yerden devam ediyorum. Evet. Şunları ben sana ilave evet, takviyeler geldi. Yaklaşık 5 kilodan biz evet, evet. Değil mi? Biberini koyayım mı sence birkaç tane yine? Ara ara koyabiliyorsun. Arasına hani karışsın. Ezmemiz kolay olur. Biraz çekelim. Sonra biraz daha ekleme yapacağım tamam. Ben. Sofra da çok güzel olmuyor mu ya? Her şeyin yanına, yemeklerin yanına yakışıyor. Meze olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii ben bunu denk getiremedim Emel'cim. Mesela şey... yapamadım. Tamam bu iş kolay. Bir süre çevirelim. Bir süre çeviriyoruz. Biberler için biraz şey kalmasın da iyice tamam. Ezilsin. Sonra birkaç tane daha biber ekleyeceğim. Atalım. Yani bu biberi koyabildiğiniz kadar koyalım. Koyacağız. Hı. Tamam. Bir avuç kullanacağız dedi. Biraz da acılı olsun. Eskiden hani böyle çok eskiden tabii. O kadar eskiden o kadar da yaşlı değilim yalnız. Hani böyle ani zamanlarda acıktınız efendim evet. Ne yaparız? Hazırlı sosunuz varsa. Soğanla salçayı kavurmuşsanız bir güzel ekmeğin arasına koyardınız. O da olur. Yerdiniz. Şey mesela farklı bir şey Betül Hoca. Ne yapıyor? El sanatları hocanız Betül evet. Hoca. Evet. Mesela kısırı bu acı sosla yapıyor. Aa evet çiğden farklı, değil mi? Çok farklı, çok güzel bir lezzet oluyor. Mesela işte farklı bir yerde kullanım alanı. Ne olması gerekiyor Şahin? Ha yemedik ki diyor. Betül Hocam kısır istiyoruz senden. Bu özel sosla yaptığın kısırdan istiyoruz. Bir de kısır yapmaya gideriz Şahin. Ne yapalım? Bu arada bu bahçede neler kaynatıyorsun, yapıyorsun? Bir anlatsana bana. Geçen haftalarda tane yarık hazırladım. Buzluğa koymak için. İşte patlıcanla. Karışık kızartma yapıyorum. Kışın hazır oluyor. Çok mesela okula götürüp getiriyorum. Çocukları ödevler, dersler yoğun olduğun zaman mesela bir paket çıkarıp patates kızartıp üzerine o kızartmayı koyup. Of, süper değil mi? O güzel oluyor. Artık şimdi son zamanlarda kızartmalar da dolaba girmeye tabii başladı. Tabii ben buzluğa komşumuz dedi ki karnı yarığı hazırladım. Anam babam hani pişme noktasına kadar her şeyini içini falan ayarlarsınız koyarsınız ya. Öyle yaptım her birini dolaba koydum diyor tepsiyle birlikte. Ama büyük difrizlerden bahsediyor evet. Zannedersem. Çıkarıyorum hazırda pişiriyorum çıkarıyorum pişiriyorum diyor. Harika hanımlar artık işini biliyor efendim. Hadi bakalım biz domatesleri çekmeye devam ediyoruz.
sarımsaksız olmuyor biliyorsunuz ki bu soslar. Şu lezzeti veren biraz da sarımsak. Şöyle 4-5 avuç sarımsak yeterli oluyor. Yani tabii insanların ağız tadı nasıl olur bilmiyorum. Sirke koyuyorum, zeytinyağı koyuyorum. Kendi damak tatlarına göre tuzunu, sirkesini ayarlasınlar. Ama bunun bir ölçüsü var. Bunu da sormuş olalım inşallah. Hı. Ben şunu tamam koyuyorum kenara. Ve çekme işlemi devam ediyor. Diğer domatesi alalım. Hemen getiriyorum. Şuraya koyayım mı? Tamam tamam. Onu buraya boşalttık zaten. Hamurları ayıklayacağız. Tamam, köşeleri halledeceğiz. Evet, ben boşaltabilirim evet, efendim. Evet, poros sesleriyle. Evet, şunu şöyle döküyorum. Hemen sana yetiştirdim. Herhalde tam oldu bu sefer. Tamam. Artık biberin hepsini bence de tamam, koyalım. Şunu sana vereyim ben. Bir iki üç sefer daha o bitti. Ondan sonra zaten ocağa hemen geçeceğiz. Ve sonrasında bamyalarımızı şöyle ben uzun olan sap kısımlarını keseceğim. Turşu için efendim. Ama biberlerimiz de var çekilecek olan. Evet daha biberlerimiz evet. Var. Ben şöyle çekerken işi birazcık hızlandırayım. Aslında bu acı soslar için biraz daha büyük robotlar yapsalar bizim bence işimiz daha da kolaylaşacak. Bence de ya. Hamur yoğurma makineleri gibi olsa evet. Keşke. Daha mı iyi olur diye düşündüm bir an. Doğru söylüyor. Tek seferde şöyle evet, bitiriversek ya da iki turda. Bitirebiliriz. Çünkü birazcık uğraştırıyor bu kısmı. Hadi bakalım domatesleriyle. Şunu şöyle bir dökeyim. Tamam. Evet biberlerimizi bitirdik artık. Acı biberlerimizi. Acı biberlerimizi bitirdik. Daha kapya biberleri çekeceğiz efendim. Bunu da söyleyelim. Sonrasında bamya turşusu, sonrasındaysa merak ettiğimiz diğer turşu kurulumlarıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenlerimiz. Sonra biberlerimizi çekmeye başlayacağız. Bu arada Emel'deki de her türlü çalıştık. Ama makine var mı? Domates suyu haliyle ne yazık ki her yere batırdı. Maalesef. Evet. Ama bahçedeyiz. Bahçedeyiz. Açık alandayız. Evet. Çok güzel. Mis gibi bir havamız var. Artık yeterli mi? Yeter. Diye düşündüm. Artık istersen tenceremiz. Ben bu makineyi öğreneceğim inşallah. Evet. Şimdi şunları şöyle bir aldım. Şimdi ocağa doğru gideceğiz sevgili izleyenlerimiz. Ben şunu yerine bir koyayım. Tenceremizi ocağımıza bıraktık. Koyduk. Şimdi sosumuzu evet. Alıyoruz, hadi tencereye bakalım. Dökeceğiz. Dikkat et. Bismillah. Bismillah. Evet. Elimi batırmış oldum içine. Dur. El lezzetim. El lezzetimi? Evet. Böylelikle koymuş olduk efendim. Şimdi biberleri çekmeye devam edelim biz. Makinayı oturtamıyoruz bir yerine nedense. Bir nazar mı ettik? Ne yaptıysak? Bir ayardan çıkıyor yalnız evet. Değil mi? Şimdi biberleri çekmeye başladık. Sosumuzu, domateslerimizi çektik efendim. Acı biberiyle karıştırıp onları tenceremize aldık, ocağa koyduk. Şimdi kapya biberleri çekip onları ekleyeceğiz. Sonrasında yağını, sirkesini, değil mi? Tuzunu ayarlayacağız. Onları ekleyeceğiz. Acı sosumuz ocakta kendi kendine ne kadar kaynatacak gerekiyor? O zaten suyunu çektiği zaman biliriz. Tamam yani, özleşmesi gerekiyor. Özleşmesi gerekiyor. Yani belli bir zaman söyleyemem. Peki. Ocakta acı sosumuz pişmeye devam ederken biz de turşularımızı yapmaya başlayalım. Şimdi şunu merak ediyorum. Sosların böyle saklanma koşulları nasıl olmalı?
ekşimemesi için evet. Ne yapmalı? Bunlar önemli detaylar bence. Bir kere küçük kavanozlar kullanalım ki açtığımızda hemen ekşime yapabiliyor, kabarabiliyor, perlenebiliyor. Dolapta evet. Tutmamız gerekiyor. O yüzden küçük kavanozlar önceliğimiz değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Bir de açılan kavanoz mümkünse buzdolabında muhafaza edilsin. Çünkü dışında olduğu zaman maalesef bir günde bile olsa bir köpürme oluyor. Hı-hı. Kokusunda ve tadında değişiklikler oluyor. Bir de şöyle söyleyeyim, kavanozlarımı ben her sene kullanıyorum ama kapaklarını değiştiriyorum. Eski kapak kullandığımız zaman hava alıyor ve yaptığımız hem emeğimiz boşa gidiyor hem de yaptığımız masraf boşa gidiyor. Yani her sene yeni kapak kullanırlarsa daha uzun ömürlü olur. Harika, kapakları yeniliyorsunuz efendim, devam ediyoruz. Kalan biberlerimizi sosumuza ilave ediyoruz. Evet. Evet sevgili izleyenlerimiz, şu an sosumuzu bir güzel kaynamaya bırakmıştık. Çok da güzel kaynamaya devam ediyor. Şey, biraz daha sulu, biraz daha suyunu çekmiş olması gerekiyor değil mi? Ne koyacağız şimdi, ilave edeceğiz? Şimdi bir su bardağına yakın sirkemiz var. Bir su bardağına yakın sirkemiz var. Bu arada ölçümüz neydi, bize bir söyleyebilir misin? Burada şimdi 4 kiloya yakın domatesimiz var. 5 kilo kapya biberimiz var. Hı hı. 2 avuç kadar, yani yarım kilo fazla olur. 2 avuç kadar acı sivri biberimiz var, cim biberimiz var. Evet. İşte 2-3 avuç sarımsağımız. Sarımsak da ilave ettik. Şimdi ne yapıyoruz efendim? Biraz kaynadı tabii ki sosumuz. Sirkemizi ilave ediyoruz. Şimdiden sonra koyacaklarımız damak tadına göre. Hepsini döküyorum ben. Dökebilirsin. Evet. Şöyle biraz da tuzumuz var. Tuzu şöyle vereyim ben sana. Elimle mi? Şöyle mi yapalım? Hı-hı. Atabilirsin evet. Tuz. Hepsini atacak mıyım bunu? Dur şöyle yapayım. Yok yok, sen şey değil. Sıkıntı değil. Evet, tuzumuzu ilave biraz ediyoruz. Biraz daha vereceğim ben sana. Alır o çünkü. Şunu da vereceğim. Evet, tamam. Tuzumuzu da ilave ettik. Kaya tuzu kullanıyoruz bu kaya arada. Kaya tuzu. Ben bir de yağını getireyim. Biraz da yağ ilave edeceğiz ve sosumuzu şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Odun ateşinde pişiriyoruz. Çok da güzel kokmaya başladı gerçekten de. Şöyle bakalım. Şöyle yağını göz kararı çok şey değil. Hani yani bunu da yine normal, bir su bardağına yakın sıvı yağ kullanıyoruz. Normal tamam. Zeytinyağı kullanıyorum ben. Tamam. Tamam. Zeytinyağımızı ilave ettik. Şöyle biraz iyice daha karıştırıyorum ve kaynamaya biraz daha bırakıyoruz. Biraz daha sonrasında. Bundan sonra da işte isteyen sulu bırakabilir, isteyen suyunu tamamen çektirip daha koyu bir kıvamda kullanabilir. O tamamen görüntüye, damak tadına nasıl arzu ederlerse. Bağlı. Ben şöyle kaşığımı bırakıyorum. Tamam. Ne yapıyoruz efendim? Biraz daha kaynıyor, suyunu çekiyor. Sonrasında kavanozlamaya başlayacağız. Gerçekten tadına baktık efendim. Tadı muhteşem. Böyle acısı tam kıvamında. Çok özür diliyorum. Birazcık boğazımı yaktı sadece. O kadar. Ama şunu söyleyeceğim. Çok fazla malzememiz vardı. Tencereye koyduğumuzda kaynamaktan artık buhar oldu bir kısmı. Yarıya düştü neredeyse, bakar mısınız? Şimdi kavanozları hazırladık. Bu güzel sosları tabii ateşten aldıktan sonra ocaktan doldurmaya başlayacağız efendim. Ben Kemal Özyetiş, Emel Hanım işi. Evet. Büyükbaş üzerine serbest yetenekçilik yapıyorum. Harika. Sen, mesleğin çok önemli. Bununla ilgili de ayrıyeten seninle bir program yapmak istiyorum. İnşallah. Olur mu? Bahçe işleri nasıl, vakit ayırabiliyor musun? Tabii tabii, ben çok severek yapıyorum. Harika, ama gerçekten çok güzel bir hale getirmişsin. İki güne bir gelirim, mutlaka ilgilenirim bahçeyle yani. Burada seviyorum bir sürü de hayvanlarımız var. Evet. Değil mi? Veteriner olunca için tabii ev sahibimiz. Evet. Hayvan bakımları gayet güzel yolunda gidiyor her şey. Elhamdülillah. Ocak yakma işi sendeydi. Teşekkürler. Evet, evet. Ben teşekkür ederim. Ama sosumuz teşekkür ediyoruz efendim. Efendim biz artık soslarımızı kavanozlara doldurmaya birazdan başlayacağız. Ben biraz sos alacağım buna. Çünkü ekmeği bandırıp yiyeceğiz. Şöyle sosuma. Oo, süper oldu. Şimdi bu bizim yiyeceğimiz efendim. Yemek için tadına bakacağız. Ekmeği şöyle bandıra bandıra yiyeceğiz. Diğer ocağımızı Kemal abi yaktı. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Emel, ne yaptık? Emel'cim gel gel. Ekmeği de getir. Kaşık elimde kaldı gitti çünkü. Ben şuradan alayım senden. Küçücük bir lokma alabilir miyim? Şöyle tadına, ekmekle bakmak istiyorum. Bu arada pilavı da koyacağız birazdan. Bu çok büyük oldu yalnız. Canım şöyle. Şöyle bandırayım, tamam, teşekkür ederim.
Evet, lezzet testi. Eksiği var mı? Hayır. Senin elinin lezzeti de var. Elinin ayarı ne kadar güzelmiş bu arada Emel. İşte oldu. Ama ölçülü mü yaparsın her şeyi? Ölçülü yapmam. Gerçekten mi? Evet. Ama bunun ölçüsü var. Ben bu arada yemeğe aslında devam ediyorum. Aslında bunun ölçüsü yok aslında. Dedim hani izleyiciler için bir şeyler söyledim ama rastgele. Mesela 5 kilo domates aldım ama bunun 4 kilosunu koydum. Yani 5 kilo biber evet. aldım. Mesela yarım kilo biber aldım, 2 avucunu koydum. Tam bir ölçüm yok. Ama bence ölçüsüz yapılan şeyler böyle daha tutuyor sanki gibi geliyor değil mi? Göz kararı. Göz kararı daha... Gözümüz her artık şey... terazi olmuş, tartı olmuş, her şeyi ölçüyor. Damak tadına göre. Ben ölçülü yapıyorum, bazen ölçüler tutmuyor ne yazık ki. Bir şeyleri eklemeniz yemeklerde lazım. Yemeklerde ölçülü yaparım mesela, pirinç pilavını ölçülü yaparım. Kişiye ölçülü göre. Yaptığım zaman güzel olmaz. Öyle mi? Ha bazı şeyler de değişiyor o zaman. Evet, hadi evet. Son lokmamı da alayım, bitireyim. Bir taraftan da pilav pişirmeye başlayacağım. Evet, şimdi biz ne yaptık efendim? Bir taraftan da bulgur pilavını pişirmek için malzemelerimizi attık. Etimizi koyduk şöyle. Yağını ilave ettik. Şunu iyice sıyırayım. Bir güzel sebzeli, etli bulgur pilavı pişirmeye başlıyoruz. Yağımızı şöyle biraz erisin. Etimiz biraz kavrulsun. Sonrasında diğer malzemeleri sırayla koyuyoruz. Evet, şimdi etimizi kendi suyunda birazcık kavurduk efendim. Sonrasında yağını ilave ettik. Salçayı ilave ettik. Yeşil biberlerimiz vardı, doğradığımız az. Onları ilave ettik. Domateslerini ilave ediyorum. Elimizi bu arada ateş çok fazla. Her şeyini çiğden koyarım ben. Hepsi birlikte çok güzel pişer dedi. Bir orta boy kasede bulgurumuz var efendim. Onu da döküyoruz. Evet. Bakalım benim pilavımı beğenecekler mi? Beğenirsin. Ben birazcık da tuzumu atayım. Evet, tuzunu da ilave edelim. Tuzunu getireyim ben sana. Sonra suyunu ilave edeceğiz, artık pişmeye bırakacağız. Tamam, ateşler alevi gözümüzü yaktı. Sosumuz da artık hemen hemen olmak üzere. Bir 5-10 dakika kadar daha kaynayacak. Sonrasında çok güzel oldu pilav da gerçekten. Olacak daha doğrusu. Şahane görünüyor şu an. Evet. Böyle biraz sulu olmalı değil mi? Sende mi aynı? Evet. Annemden öğrendim. Der ki asla suyunu çekmiş olmayacak. Ocaktan alacaksınız, biraz böyle sulu olacak. O kendi kendine yavaş yavaş çekecek. Demlenirken muhteşem evet. olmuyor mu? Şahane oluyor. Şimdi ben bunun kapağını artık kapatıyorum. Evet, şimdi... Kazasız belasız diyorum evet. efendim. Kazanımızı masaya doğru alacağız. Çünkü sosları artık dolduracağız. Evet, buraya değil mi? Hoppa, evet. Şimdi kavanozları alalım ve soslarımızı kavanozlara doldurmaya başlayalım. Şöyle bir karıştıralım. Tamam, bekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Ay çok güzel oldu maşallah maşallah maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bakın honi koyduk efendim kavanozun ağzına dağılmasın, dökülmesin diye. Bismillah diyorum ve ben şu taraf alabilir miyim şöyle? Böyle yerini değiştirip mi? Evet. Şöyle mi yapalım? Yani sen nasıl rahat? Bismillah dedim ve artık doldurmaya başlıyorum. Aa çok oldu. Yok, tamam. Hemen bırak elin yanmasın. Evet. Kapakları artık kapatması yer getir tatlım. Yer değişelim, ben onları soğumadan hemen. Çekebilir mi istersen rahat, nasıl dökersen hani eline gelmesin diye. Yok çekebilirsin evet, ben tamam. Şöyle doldurabilirim sanki dışını batırmadığım sürece. Çünkü honi ile taşırıyorum birazcık. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Eskiden hala belki yapanlar vardır. Şimdi kavanoza bir... Sos ya da başka bir şey koyduğumuzda konserve gibi düşünelim. Şimdi kapattık, ters çevirdik ya. Ters çevirdim. Bazen annem şunu yapıyor. İşte suyun içinde onları ters vaziyette kaynatıyor şöyle bir taşımlık. Ha yok ben... Yapar mıyız? İyice tutsun diye yapıyorlar tabii ki bunu. Yani dediğim gibi kavanozun kapağı eğer iyiyse hiçbir şekilde kaynatmaya gerek yok.
Tamam, kaynatmaya gerek yok diyor. Ne kadar bu şekilde bırakıyorum ben. Evet, ondan sonra da kaldırabilirsiniz. Böyle bir bezle tutmak zorundayım kavanozu. Sıcak çünkü. Ve dedik ki kavanozları mümkünse küçük kavanoz tercih etmeye çalışın. Yani iki seferde ya da en fazla üç seferde bitirebileceğiniz boyutta olsun. Çünkü kapakları açıldıktan sonra program başında da söyledik. Ne oluyordu efendim? Perlenebiliyor, ekşiyebiliyor, tadı değişiyor. Ve açtığınız zaman kavanozda nerede? Dolapta, buzdolabında muhafaza edeceğiz. Açmadan dışarıda bir sene boyunca... Kalabilir. Evet, ben böyle de... Kalabilir, evet. Göstermek istiyorum. Aa, lütfen önceden yaptı. Geçen senenin şeyi mi? Benim geçen sene sosu. Yaptığım sosum. Bak, hiçbir şekilde ne kavanozunda hava alma var, hı-hı, ne bir kötü olması var. Gayet güzel. Yenebilir durumda. Yani sosları nerelerde kullanıyoruz artı? Bir söyle, kahvaltılarda tüketiyoruz mu? Tamam. Tüketiyoruz. Hı-hı. Kısırların yanında, akşam yemeklerinde. Dediğim gibi mesela kısır yaparken doğrudan bununla... Evet, yapabilirsiniz. Ya da makarna yaparken bunu sos olarak, sosun benim, olarak evet, kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Benim çocuklar öyle seviyorlar. Makarnayı haşladıktan sonra doğrudan bununla karıştırdığım zaman. Çok güzel oluyor gerçekten. Kışın özellikle hani domates, biberi taze evet, taze bulamayacağımız için bunları kullanabilirsiniz. Ben doldurmaya devam ediyorum. Ben sadece domatesten de, yani sadece domatesi çekip onu da bu şekilde pişirip kavanozluyorum. Onu ne yapıyorsun? Onu da yemeklerde peki kullanıyorum ya da kızartma yaptığım zaman domates sos olarak kullanabiliyorum. Çok güzel. Şeyleri fasulye yapanlar da var. Fasulyeyi biraz domatesiyle kavuruyorsunuz efendim. Sonra bu şekilde ya dolaplara kaldırabiliyorsunuz evet, soğuduktan sonra ya da kavanozlayıp da saklayabilirsiniz. Evet. Mesela domatesleri yuvarlak yuvarlak doğrayıp o şekilde donduruyorum. Donduktan sonra poşetlere doldurduğum zaman yemeklerin üzerine koyup pişirirken falan... Şimdi yaz, kış hazırlıkları deyince tabii ki sadece soslar, turşular yok efendim. Kuruluklar, yazın en güzel gün kurusu olması gerekiyor. Güneşte yaptığınız bütün kuruları kışın afiyetle tüketin. Eminim herkes yapmıştır. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi biz sosumuzu yaptık ve birazcık mola dedik efendim, çay molası verelim dedik. Bu arada Emel'in bahçe evi gerçekten çok güzel, tarihi bir bina, kerpiç bir ev. Yani köy evlerine gittiğinizde nasılsa onun gibi hazırlanmış, düzenlenmiş, yapılmış. Ama tabii bakarsanız bağ olur, bakmazsanız dağ olur sözü çok doğru. Biraz burayı bize anlatmanı istiyoruz. Ya bu ev büyük ihtimalle 100 yılı geçkin bir ev. Çünkü komşulardan duyduğumuz kadarıyla mesela onlar bayağı uzun seneler önce taşınmışlar. Ama biz geldiğimizde bu ev vardı diyorlar hepsi. Evet. Ben eskiyi seviyorum. Bir de eşinin eşyalarının da eski olmasından yanayım. Mesela babaannem rahmetli, anneannem rahmetli. Onların evlerine gittiğim zaman bu benim olsun, ben çok severim eski. Bu benim olsun, çok severim. Nasıl bir özentiydi değil mi? Hep onlardan getirdiğim şeyler. Mesela bu heybeyi babaannemden aldım. Bunu anneannemden geldi. Kalburumuz var, eleğimiz var, evet. Mesela burada eski söndürme sobası, eskinin mangalı, bu ortadaki mesela... Testiler. Evet, anneannemin kendi dikiş makinesi. Dikiş kaç makinesi mi o? Evet, dikiş makinesi. Valiz gibi olunca valiz yani gibi, harika. Yani eski şeyler her zaman çok ilgimi çekti, çok da hoşuma gidiyor. Otantikliği gerçekten seviyoruz. Şöyle güzel bir dokunuşu oluyor gerçekten yani, ruhlara. Yani ev gerçekten hani bu... Bir ruhu var derler ya. Aynen. Hakikaten öyle. Yani... Birikmiş anıları tabii evet, ki yaşanmışlıkları size birazcık yansıma yapıyor sevgili izleyenlerimiz. Ve şark odası düzeninde gerçekten çok evet, uyumlu olmuş. Güle güle oturun diyoruz. İnşallah. Ağız tadıyla inşallah. İnşallah. Efendim çalışmamıza kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz. Evet sevgili
değerli izleyenlerimiz, alın teri tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi biz soslarımızı yaptık efendim, kavanozlara koyduk, kapattık, kenara koyduk ve çok da güzel kıvama geldiler böyle yavaş yavaş. Şimdi neyle devam edeceğiz? Gördüğünüz üzere çok fazla malzemelerimiz var yine. Efendim bir taraftan kornişon turşusunu kuracağız. Diğer taraftan Emel'in kendine has ve komşusundan öğrenmiş olduğu muhteşem bir turşu yapımı olacak. Diğer taraftan da bamya. Şimdi turşu deyince artık bütün sebzelerin turşuları kurulmakta. Hatta reçelleri bile yapılmakta. Reçeller yapıldı, çoktan kenara kondu efendim. Afiyet bal şeker olsun. Şimdi bamya turşusunu ben hiç yemedim. Çok da merak ediyorum. Kurulup olduktan sonra Emel'e inşallah tadına bakmaya geleceğim. Patlıcan turşusunu hep böyle övmüşlerdi. Çok da merak ediyordum. Artık gerçekten de patlıcan turşusu muhteşem bir lezzet olduğunu keşfettim. Genelde nasıl yaparız turşuları? Klasikleri bir konuşalım mı? Yani genelde bir ölçümüz var. O ölçüye uygun olarak ya doğramalı olarak yapıyorum karışık turşularımı. Salata gibi değil mi? Bütün malzemeleri doğruyorsun. Yani ince doğramalı turşular var. Bir de normal karışık turşu var. Onun için işte karnabahar, havuç, kapya biber, normal domates. Salata, domates, bütün hepsini karışık olarak kuruyorum. Sadece domates turşusunu kırmızı, işte yeşil olarak kuranlar da var. Evet. Onun dışında ne var? Dolma biberin içine salata gibi bütün malzemeleri doğruyorsunuz. Bir güzel dolduruyorsunuz dolmalık biberlerin içine. Rahmetli Pembe teyzemizin tarifiydi bu da efendim. Çok tükettiğimiz turşular bunlar. Her biri gerçekten de kışın salata malzemesi bulamayacağımız için doğalından ne yapıyoruz? Turşular eşliğinde bir güzel hazırlamış olduğumuz bütün yiyecekleri yiyoruz değil mi? Şimdi neyle başlayacağız? İstersen. Ben bamyayı alıyorum. Evet, onu bir başlayalım yavaş. Tamam. Şimdi ben bunların şu kısımlarını mı keseceğim? Tamamen kesmiyoruz. Ben şöyle bir göstereyim. Sadece şuraya kadar kestiğimiz zaman. Bu kesik zaten, tamam. Şöyle kestiğimiz zaman içerisine sirkesini güzelce şekilde alsın diye şu şekilde kesiyoruz. Tamam. Ben çöplerini masaya mı koyayım? Ne yapayım? Şunun içine atabilirsin. Şöyle. Tamam, buraya atalım. Şimdi ben yardım şu kısımda. Beraber birlikte yapalım. Mi yapalım? Hadi gel. Beraber yapalım madem. Yeri. Evet, yerimizi. Yeri ayarlayamadık bir türlü. Hah, şöyle şöyle. Sen tabii alışık olunca hızlı hızlı birkaç tanesini alıp yapacaksın. Şimdi bamya turşusu hiç yedin mi sen? Yanlış tarafa attım. Aa, lütfen. Bunları karıştırma, dur. Evet. Bamya turşusunu ben arkadaşımla yapıyordum Betül'le, biliyorsun. Hı hı. Çok hoşuma gitti. Gerçekten hani hiç yumuşama yapmıyor bamya turşusunu. Neden yapmıyorsa onu çok şaşırmıştım. Çünkü bir de tazesi ya, sünerse diye. Evet, sünmüyor da. Yani hani ilk ön yargıyla yaklaşabilir herkes bu bamya turşusuna ama çıtır çıtır hiçbir şekilde gerçekten sünmüyor. Yani neredeyse 2 sene durup da yediğimizi hatırlıyorum. Oo, süper. Hani hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Bamya turşusunun özelliği de mümkünse suyunu kaynar su olarak döküyoruz. Kaynar su. Şimdi bu noktada bence bazılarımız şaşırıyoruz ya da her türlü denemeye çalışıyoruz. Bir kere turşunun suyu kaynar mı olacak yoksa soğuk su mu kullanacağız? İşte tatlı su mu olsun diyenler var. Bunun sirkeyle su oranı çok önemli aslında, değil mi? Bazen çok ekşi olabiliyor, yiyemiyorsunuz. Yani benim kayınvalidem rahmetli, o hep bol sirkeli yapardı. Yani sirke tadını biraz almalıyız değil mi turşuda? Çok sirkeli olurdu. Hani yani kendi mesela ailem tarafı karışık yapar. Bir de şey vardı, hatırlayın bakalım, böyle dizilerden, daha doğrusu eski Türk filmlerinden Adile Naşit değil mi? Minir Özkul, rahmet olsun inşallah her birine. Herkes izlemiştir o filmi bence. Çok da keyifliydi. Acaba turşu limonla mı, limon suyuyla mı yoksa sirkeyle mi yapılır tartışması vardı bir arada. Sen ne yapıyorsun peki, limon tuzunu mu kullanıyoruz? Limon tuzu kullanıyorum. Şeylerin, kavanozların altlarına da nohut atıyorum mayalanması için. Aa, nohut mutlaka olmalı. Üzerlerine de maydanoz. Üzerlerine de maydanoz. Tabii sarımsaklarımızı unutmuyoruz. Tabii tabii, sarımsak, ara katlarına da sarımsak. Peki, ay bu da dikenli olunca elime battı valla. Evet, biraz daha yavaş. Ay, diken. Dikenleri batırdım ben elime. Bamyanın da işte eldivenle yapabilirsiniz bunu bence. Peki sünmemesi için ne yapıyoruz? Neyi ne fazla koymamız gerekiyor? Hani çorbasını yaparken limonunu işte tam ayarlı koyarsanız sünmez derler ya dolapta bir beklediği için. Kaşık çok değdirmeyeceksin. İlk seferde bir kere karıştırdıktan sonra bir daha bamya çorbasına kaşık değdirmemeye gayret ediyorum. Ha, peki. Yoksa sünüyor. Yoksa sünüyor. Evet. Peki. Evet,
Bu da sarımsağı koymadım aralara. Sarımsağı koyuyorsun. Dur aralara hemen şöyle insin aşağıya. Sıcak suyumuzu getirdin. Evet, suyu kaynattım ben daha önce de. Evet, bu bitti. Şimdi şöyle. Ne kadar koymam gerekiyor bundan? Şimdi önce istersen tuzumuzdan sana da. Normal tuzumuzu alıyoruz. Evet. Kaya tuzu tabii bunlar. Evet, tuzu. Yani turşuluk tuzlarımız. Birer kaşık mı koyayım? İkişer çorba kaşığı veya üç. Ya, iki koyalım şöyle. Tamam. Biraz daha koyabilirsin çünkü tuzsuz. Ölçümüz neydi diye hemen bir sormak istiyorum sana. Ya bunu sıcak suda yapacağız ama normal turşuda bir litre sirke, iki litre su, altı yemek kaşığı tuz koyuyorum. Bir çorba kaşığı toz şeker, bir çorba kaşığı da limon. Toz şeker neyi sağlıyor sence? Ya bence oksitlenmiyor yani. Bir lezzet katıyor kesin. Ben toz şekeri pirinç pilavıma bile koyarım. Onu ben de yapıyorum. Hani bir lezzet katıyor. Evet. Mantıklı geliyor. Yani şeyde tarifte de güzel oluyor. Şimdi bunun tuzlarını koydum ben. Şimdi yarıya kadar da sirkelerini koyalım şimdi. Bak yarıya kadar da sirkemizi dolduruyoruz sevgili izleyenlerimiz. Sirkesini bazen az yapanlar oluyor. Bence yarı yarıya olmalı kesin, net. Oldu mu şöyle? Oldu. Evet. Ben sirkeleri dökmeye devam ediyorum. Üç tane ne güzel kavanozu doldurduk. Evet. Tuzunu ilave ettik. Sirkelerini dolduruyoruz. Evet, bence vücudu gerçekten arındıran en güzel şeydir, detoks yöntemidir. Turşu suyu için diyoruz ya, evet, gerçekten evet. Temizliyor vücudu. Şimdi sıcak suyumuz var. Bamya turşusu yaparken sıcak suyla kuruyoruz turşumuzu. Tamam. Ben normalde daha önce de sıcak suyla turşu kuruyordum ama artık yöntemimi değiştirdim. Dur, yöntemi birazdan öğreneceğiz. Ne yapıyorsun peki? Şimdi sıcak sularını doldur hadi. Sıcak sularını da ilave ediyorum. Sen bana dur de lütfen. Şurada bırakıyorum. Tabii üzerine kadar. Tamam. Bir de bunların taşma mevzusu var yani, değil mi? Çok arada bir şöyle evirip çevirmek gerekiyor mu bunları kontrolde? Sonra zaten. Kapakları tuttuktan sonra sorun yok zaten. Yeni kapak kapatıyoruz ya. Yani turşuda da yeni kapak, bütün hepsine yeni kapak kullanıyorum. Yeni kapak dedi. Kavanozları kullanabilirsiniz ama hani bu sene kurduk, seneye yine kullanabilirsiniz ama kapakları lütfen yeni yapın. Onlar bozulabilir, küflenebilir, tam kapanmayabilir. O yüzden de verim alamazsınız yaptığınız ürünlerde dedi. Ben bunu buraya koyuyorum. Aa, hazır. Ne kadar sürede oluyor sence bunlar? Bir ayı beklemek gerekiyor mu? Yaklaşık olarak bekler. Hani salatalık turşusu erken olur ama bunlar biraz beklemesi. Evet, bunları da şöyle koyalım yaptığımız turşuları. Bu arada Betül dedi ki bamya turşusunu yaparken önceliğiniz su da olabilir. Yani kaynar suyu koyup sonra sirkeyi de ilave edebilirsiniz dedi. Bir de böyle yapmış olalım bakalım, nasıl olacak tadı merak ettim çünkü. Ben şöyle salatalıklarıma... Denemiş olduk. Denemiş olduk aynen. İlk defa yapıyoruz çünkü. Eğer turşumuz olmayacaksa gelecek sefere farklı şekilde devam edeceğiz. Farklı şekilde keşfedeceğiz inşallah. Yaparak da öğreneceğiz ama bunları yani olup olmadığını. Bugün biraz heyecanımız, benim özellikle biraz heyecanım ya, var. Ya yok. Hep ona vuralım. Heyecan gitti diye düşünmekteyim ben. Ona vuralım biz. Ay bak yine unuttum, görüyor musun? Şu sarımsak araya hemen yetiştirdim. Evet. Şimdi tekrar turşu kurmak, aslında malzemeleriniz hazır olduktan sonra kurması çok kolay. Ama ayarını yapması işte önemli aslında. Önceden böyle de yapabilirsiniz yani, tek tek üzerinden dökmeden. Yani öyle de olabilir. Öyle de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelecekse ama sosu yani, daha mantıklı bence. Ben bazen öyle yapıyordum. Yarı hepsine yarı ölçü koyup yapıyordum. Mesela hepsine bir yemek kaşığı değil de bir tatlı kaşığı şekerini, tuz. Ya da yarım yemek kaşığı işte şekerini, tuzunu koyuyorsunuz. İşte üzerinden biraz limon tuzunu. Lezzetini kendiniz nasıl arzu ederlerse artık. Evet. Bazıları çok tuzlu sever, bazıları çok sirkeli sever. Maydanozu koyayım üstüne? Tabii maydanozların hadi üzerlerine sen evet şöyle kapat. Koyalım. Evet, maydanozsuz olmuyor biliyorsunuz turşular. Üzerine şöyle bir güzel biraz eridi. Maydanozlarımızı kapatalım. Artık son olarak da domates turşumuz kalacak. Evet. Efendim.
Evet, şöyle ben doluyorum Emel'cim. Ben sana şöyle vereyim. İstersen şöyle yarım yarım biraz dök de tam hepsine karıştıralım. Yarım yarım evet. Mı dökeyim? Biraz biraz döküyorum. Tekrar bak. Karıştıracağım ya. Hani yarım yarım dökersek devamını tamam yaparız. Tekrar çünkü ekleme yapacağız. Evet. Sosumuzu döküyoruz. Sirkemizi suyla karıştırdık. Efendim içine tuzumuzu, şekerimizi, limon tuzumuzu attık. Şöyle biraz biraz dolduracağım çünkü üzerine devamlı evet. Tuz, su ilave edeceğiz. Şimdi kavanozumuzu açalım istersen onu da. Ben de şuradan tekrar yanına kavanoz vereyim. Dur bakalım. Kavanozu açtık. Evet. Değişik bir teknik olacak yalnız bu bizim için. Şimdi içine koyduktan sonra şöyle tuzumuzu ben küçük bir şey boşaltsam iyi olurmuş aslında da. Neyse küple daha çok. Şöyle mi yapıyoruz hemen? Tamam bir şöyle ya da şununla da atabiliriz. Fark etmez şuna da atabilirim. Şöyle aldım tuzumuzu. Evet. Tam ortasına koydum. Bu. Hemen bu kadar. Sadece bu. Bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi sen onları dik şekilde şunu da yanına. Yok değerlebilir şey yapıyor. Evet. Şunu da vereyim. Tamam turşumuz belki oluşma başladı. Oluşma başladı. Aa vallahi çok tamam, enteresan. Tamam yapmamız gereken sadece bu. Bu kadar mı? Evet. Hadi bakalım bunu biz bir şöyle devam edelim. En azından bir kavanozu bir dolduralım evet, da görelim. Evet. İçine hiçbir şey koymayacağımız söyledi. Sadece şu kısmını açıyoruz efendim alıyoruz. Ondan sonra içine tuzumuzdan şöyle ben sana şöyle bir tatlı kaşığı koyuyoruz sadece tuz ilave ettik. Tabii benim biraz daha derin yapmam lazım da onu yapamadım. Ve kavanozumuza koyuyoruz bu kadar. Evet. Hadi sana vereyim ben. Hadi şuradan. Biraz çalışsın diyor çalış öğren bu işleri. Yani bundan sonra bu herkes için daha kolay bir turşu çeşidi bence olacak. Bence de, evet. Yani ben kendi adıma gerçekten ilk duyduğumda bir şaşırmıştım. Öyle turşu mu olur, nasıl olacak? Hani sirkesi turşu. Tadına baktın ama. Yedim ve çok şaşırdım. İlk oturmaya gittiğimizde komşuma, Emine ablaya tabağa koydu getirdi. Suyu falan aşırı lezzetli. Emine Hanım, vallahi kulağınızı çok çınlattık. Sizde bence bunun dışında farklı tarifler var gibi evet, geliyor bana. Evet, benim üst komşum gerçekten tam Konya hanımefendisi. Çok sevdiğim bir komşum. Ondan öğrendim. Ve ondan sonra da bu şekilde yapmaya başladım. Ve herkes de beğendi. Beğendiler. Yani her duyanda bir şaşırıyor. Sirkesiz turşu mu olur? Turşu mu olur ama canım? Ama oluyor. Tamam, olduğunu öğrendik ama domatesin öyle bir özelliği var bence. Değil mi? Kendi suyuyla. Simge biz neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Nohut unuttuk. Aa dur rokolar biz getir. Biz heyecan yaptık. İlk Simge biz neyi? Ay bir an yaptıklarımızı unuttuk sandım ne? Şu yan tarafından. Bak yan tarafından koyabiliriz bunları tamam. Dur. Açıklığı çok fazla bunun Allah'tan açık, ki kolay açık, fazla. İşimiz. Tamam ya çözdük işte mevzuyu. Sarımsakları unutmayalım yeter ki. Evet sen giderken bu turşudan götürürsün. Olduk. Yedikten sonra da haberdar edersin beni. Tamam. Evet sevgili izleyenlerimiz artık domates turşumuzu da tamamladık. İlk kavanozumuzu biz doldurduk. Tabii ki bunu devam ettireceğiz. Malzemelerimiz var. Size görün istedik. Sizler de bunu görün ve öğrenin istedik efendim. Ben ağzını kapattım. Buna ne yaptık? Sadece domateslerimizin şu kısımlarını kestik. İçlerine normal tuzumuzu koyuyoruz ve yerleştiriyoruz. Kaya tuzu. Kaya tuzu bu arada. Ve aralarına sarımsak koyduk. Başka suyu, sirkesi hiçbir şey yok efendim. Bu turşumuz da bu şekilde. Işık almayan bir yerde. Işık almayan bir yerde mi olacak? Yani dolap içi olur, balkon olur. Öyle kendi suyuyla mayalanacak. En altta da nohutlarımızı koyduk zaten. Yarıya kadar su oluyor ve suyunu kaşık kaşık içebilirsiniz. Harika. Emel'cim sona geldik. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir çalışmaydı. Hem sos yaptık, senin tarifini öğrendik. Diğer taraftan turşu çeşitlerimizi kurduk efendim. Kışa şöyle hazırlığımızı yaptık. Güzel hazırlık. Sayende. Yani ilk kez görenler, ben de bunu denemek istiyorum diyenler bence mutlaka deneyin efendim. Daha vaktimiz var nasılsa bu hazırlıkları devam ettiriyoruz. Herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyoruz. Emel'e, arka plan demeye geçen herkese, güzel ekibime ve sizlere teşekkür ediyorum. Yine güzel güzel çalışmalarla, güzel güzel bölümlerle Konta TV ekranlarında buluşmaya da devam edelim istiyoruz efendim. Hoşçakalın.